Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin inşallah. Sohbete başlamazdan önce Kutlu Doğum ve Gelibolu'da cepheye sema ile alakalı programa katkılarınızdan ve çalışmalarınızdan dolayı bay bayan bütün herkese, bütün kardeşlere teşekkür ederim. Allah tekrar tekrar nasip etsin inşallah. Amin. Kişinin nafile orucunu insanlardan gizlemesi uygun mudur? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri nafile namazlarını evde kıldı. Cemaatin içerisinde nafile namazı kılmadı. Bir tek cemaatin içerisinde teravih namazını kılmıştı. Teravih namazını birkaç gün kılmaya devam ederken baktı ki bütün cemaat de onunla beraber teravih kılınıyor. Farz gibi algılanacak korkusuyla, düşüncesiyle o teravih namazını da evinde kılmaya başladı. O yüzden bir kimsenin nafilelerini gizlemesi, farzlarını eşkare yapması dinin şiarındandır. Ama şimdi evlerde nafile namaz kılmadığından herkes camilerde kılıyor mu? Evet. Önceden nafile kılmak, camilerde nafile kılmak, herkesin içerisinde nafile kılmak, böyle nefsini abartmak, nefsini büyütmek, böyle kendi kendisine ehemmiyetli takva olduğunu göstermek gibi algılanırdı. Şimdi farzların işlenmediği, yaşanmadığı bir yerde bir kimsenin işte camilerde nafile, hani sünnet namazlarını kılmasında bir beis yok. Ama nafilelerini saklamak, gizlemek sufi şiarlarında. Çanakkale'de cepheye sema yürüyüşünde oğlum ellerinizden öper, ben de beraberinde, bana baba sen niye hoca ile hiç konuşmuyorsun dedi. Bir de sen niye görevli değilsin? Ben ona hiçbir cevap veremedim. Eğer bunlar bu saatten sonra yaparsam Allah'ın rızasını gözetmemiş mi olurum? Oğlumun dediğini yapmış olurum. Bu noktada herkes Allah rızası için bir şeyler yapmaya gayret edecek. Ama öyle bakma, çocuğun seni hizmete teşvik ettiğini düşün. Eşim 1 yaşındayken anne ve babası ayrılmış. Eşim annesinin yanında yetişmiş. Biz evlendikten sonra görüşmeye çalıştım. Lakin babası pek sıcak davranmadı. Eşim de iyice uzaklaştı. Burada kelimeyi okuyamadım ama hukuk konusunda tavsiyeleriniz demiş. Ha, hak hukuk konusunda. Sonuçta bir kimsenin babasıdır. Babası onunla görüşmeyi dilediği müddetçe o da babasına görüşecek. Bir erkek çocuk babasına, annesine bakmakla mükellef. O yüzden oradaki anne baba arasındaki ilişkilerin bozukluğu çocukları etkilememesi gerekir inşallah. Burada özel demişler ama normalde bunu böyle okumadan da bu mesele anlaşılmaz. Eşim rüyasında kendini aldattığımı görüp beni bununla suçluyor. Rüya ile yorum yapılır mı demiş. Hiç alakası yok. Bütün şeyler, insanlar, şeytan da bu rüyayı gösterebilir. Veya bu meseleyi insan kafasında taksa, büyütse, takıntı halinde de böyle bir rüya görebilir. O yüzden bununla, rüyayla amel edilmez mantığının, kaidesinin ana sebeplerinden birisi bu tip şeyler. Yani bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini rüyasında görse ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri rüyasında ona bir şey söylese, o dahi tevhile muhtaçtır. Bakın, o dahi tevhile muhtaçtır. Rüyası hak mıdır? Evet. Hakikat midir? Evet.
tevile muhtaçtır. Öyle bir kimse, ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni rüyamda gördüm. Hak mı? Evet. Şekline şemaline şeytan girebilir mi? Hayır. Ama gördüğü rüya tevile muhtaç mıdır? Evet. Buna delil şimdi size. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki, bir rüya gördüm. Rüyamda dedi, yukarıdan kocaman bir halat sarkıtılmıştı. Benden sonra Hazreti Ebu Bekir, ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra Ali tutulmuştu. Sonra halat koptu dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri dedi ki, ya Resulallah, bu rüyayı ben tevil edeyim mi? Evet et dedi. Yukarıdan gökten inen dedi halat, Allah'ın dinidir, Kur'an sünnettir. Sizden sonra benim o ipe sımsıkı tutunacağım. Benden sonra Ömer'in, benden sonra Osman'ın, benden sonra Ali'nin o ipi sımsıkı tutacağı, Ali'den sonra da bu sımsıkı tutmanın kopacağına işaret dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buna hayır demedi. İsabet ettin dedi. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin gördüğü rüya ayandır, açıktır. Ama onun gördüğü rüyayı dahi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri tevil etti. O yüzden bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona bir şey söylese dahi bu rüyanın tevile ihtiyacı vardır. Rüya haktır, haktır. Şekline şemaline şeytan giremez. Ama o rüyanın tevile ihtiyacı vardır. Kaldı ki bakın Hazreti Peygamber Efendimizin gördüğü rüya, onun ağzından çıkan rüyada, onun ağzından çıkan sözün dahi tevile ihtiyacı var. Mana ayrıdır çünkü. Hani Miraç'ta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine süt ve şarap ikram edildi. Birisinden seçtendi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sütü seçti. Sütü seçince Miraç'ta manada onun süt içmesi zahirde ilahi hikmete yorumlandı. O hikmet olmuş oldu. Oysa rüyada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mana aleminde Miraç'ta süt içirilmişti. Ama bakın o neye yoruldu? Onun yorumu ilme yoruldu. O hakikate yoruldu. Hacı Mehmet abi geçmiş olsun. O ilme yoruldu. O hakikate yoruldu. O yüzden bir kimse rüyasında gördüğü bir şey, sufilerde bu adaptır. Bir kimse kendi rüyasını kendisi yorumlayıp kendi kafasından kendi kendisine çok affedersiniz don biçemez. Böyle bir şey yok. Veyahut da ya işte dün akşam ben bir rüya gördüm ya hayırdır ya. Kime anlatıyor? Arkadaşını anlatıyor. Başka bir derviş kardeşi anlatıyor. Neden onu anlatıyorsun? Kendini onun yanında kıymetli görmek istiyorsun, göstermek istiyorsun. Kendini onun yanında üst seviyede göstermek istiyorsun. Rüya anlatılacak merci mi o? Veyahut da rüya anlatmak istiyorlar. Bu kardeşe söyleyin, o dinlesin diyorum. İçi burkuluyor. Neden? Onun nefsi çok kabargın çünkü ya. Onun rüyasını üstad dinlemesi lazımdı. Hani Hazreti Mevlana diyor ya, mumun hangisinden yanarsa yan. 20 tane mumun hangisini ayıracağım birbirinden?
Onu anlat demiş. Anlat. Ama yok. Nefis, Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden bir kimse kalkıp da kendi görmüş olduğu rüyayı kendi kendine tevil edip, kendi kendine hükmedip onunla amel etmez. İtaat nedir? Bir sufinin şeyhine itaati nasıl olmalıdır? Uygulama sahasında nelere dikkat etmeliyiz? Kur'an ve sünneti yaşamımız açısından. Kardeşler, itaat, Kur'an, sünnet, hani diyor Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. İtaatin genel çerçevesi Kur'an, sünnet. Tasavvufla alakalı, tasavvufun ana kaideleri. Dergahla alakalı, bir hizmetle alakalı, oradaki işle alakalı. Orada bir ibadetle alakalı. Orayla alakalı. Ama bu konuda kardeşlerde gerçekten sıkıntı var. Birisine bir şey danışıyor. Danışma yapmayacaksan. Ona diyorsun ki böyle yap. O yine öyle yapmakta zorluk çekiyor kendince. Ondan sonra burnunu kısıyor yine. Dönüyor tekrar geriye. Ya sana böyle yap demedim mi? E dedi, neden yapmadın? Böyle diyemiyorum da. Düşünüyorum kendi kendime. Ya neden istişare ettin ki? Veyahut da onu kendin madem hükmettin, karar verdin, ne yapmaya soruyorsun ki? Devam et. Bu sorma zorunluluğun yok senin. Kimsenin yok. Sormak zorunda değilsin. Sorunca yapmak zorundasın o zaman. Bak, hiçbir kardeşi bu noktada zorunlu kılmıyorum. Böyle bir şey yok. Herkes kendi cüz-i iradesinde hür. Benim tasavvuf anlayışım o değil zaten. Evlenecek. Evlen kardeşim, kimle evleneceksen. Ayrılacak. Ayrıl, kimden ayrılacaksan ayrıl. Sordun, o zaman yerine getir. Yapmamazlık etme. Bu sefer senin için sıkıntılı. Sorma, devam et. Bak işine gücüne. Bak, bakın, bak işine gücüne. Sordun, o zaman yerine getir. Diyor ya ayet-i kerimede. İstişare ettin, karar verdin mi? Ondan geri dönme. İstişare etmişsin. İstişarenin sonucunda bir karar çıkmış. Oradan geri dönme. Üstadına sordun. İstişare bu. Bunu nasıl yapalım? Böyle böyle olsun. Ya böyle de olsa olur mu? Öyle de olsa olur. Eyvallah. Ama bir karara varıldı mı? Varıldı. Oradan geri dönme artık. Ya madem oradan geri dönecektin, madem nefsine senin ağır gelecekti, sorma o zaman. Bakın, sorma. Bu noktada itaat Kur'an sünnet dairesinde. Adam çok affedersin tuvalete gidecek, soruyor da, ama daha önemli bir şeyi sormak istemiyor. Ya tuvalete gittiğini soruyorsun ya, gereksiz bir şeyi. Asıl önemli, gerekli olanı sormuyorsun. Asıl önemli olan bir meseleyi sormak istemiyor. Nefsine, hoşuna gitmiyor. Ama kendi kendine mesela, örnekliyorum şimdi. Ben yarın Çanakkale'ye gideceğim efendim. İşte Çanakkale'ye gidebilir miyim? Veya Çanakkale'ye gitmeyi düşünüyorum. Ya git, bana ne Çanakkale'ye gitmenden? Bunda bir sıkıntı yok. Ama ve lakin başka bir şey var mesela. Daha önemli, hayatını etkileyecek veya bir şey etkileyecek. Onu saklayacağım, gizleyeceğim diye uğraşıyor. Ya gerek yok. Ben hiç kimsenin başında, meşhurdur ya, Demokles'in kılıcı değilim. Benim sufilik anlayışım o değil zaten. Herkes özgür olsun, hür olsun. Bilemediği Kur'an ve sünnet dairesinde haram mı değil mi, uygun mu değil mi, bunlar istişare ediyorsa etsin, benim için önemli değil. Ben normalde bir kimse, orada bir vazifesi varsa o zaten istişare edecek. O zaten itaat edecek.
Herkes kendi dairesinde kendine göre itaati vardır. Yani Adnan'ın itaatiyle bir vazifesi olmayan kimsenin itaati aynı derecede olmaz. Halit'in itaatiyle örneğin işte başka bir kardeşin itaati aynı derecede olmaz. Mümkün değil zaten o. Bazen örneklerim ya, herkes istediği yere gidebilir. Gündüz işi vardır, gücü vardır. Ama Adnan haber verecek de gidecek. Veya Halit haber verecek gidecek. Bu farklı bir şey bak. Sebep? Ya onun işleri var onların. Vazifeleri var. Bir kimsenin vazifesi var. O vazifesinde sorunlu olduğu bir kimse var. O kimseye haber verecek. Yani işte semazen başlarının baş semazen başından habersiz bir yere gitmesi gibi. Kardeşim nereye gidiyorsun? Senin vazifen var. Ya bir vazife çıkarırsa sana? Örneğin atıyorum. Nerede Naki? Bilmiyoruz ya. Haydi arayalım bir Naki'yi ya. Nerede, Naki neredesin ya? Ben İstanbul'dayım. 3 gün burada duracağım. Olmadı. Sen İstanbul'da 3 gün duracaksan Ali'nin haberi olacak bundan. Bundan Ali'nin haberi olacak. Böyle bir vazifeliler için başıboşluluk olmaz. Böyle bir şey yok. Ama öbür türlü herkes de motomot böyle asker gibi itaat edecek. Öyle bir şey düşünmüyorum. Allah bizi affetsin. Böyle yapanlar var. Böyle bunu böyle uygulayanlar da var. Benim ilk böyle sufiliği başlangıcı da böyleydi zaten. Yani bizim ilk benim sufiliğe başlangıcımda bir derviş bulunduğu bayındır kazayı terk edecek, gidecek, haber verecekti. Haber vermeden gitmek yok. Veya bir mesela Ödemiş'e gidecek, haber verecek. Tire'ye gidecek, haber verecek. İzmir'e gidecek, haber verecek. Bunu dergahın içerisinde edepsizliğime verin benim. İlk kıran benim. Ya kendi kendime düşündüm. 10 kişi, 15 kişi olsa iyi haber versinler. Ben bunu kaldırdım. Ödemiş'te 120 kişi vardı dersi orada bıraktığımda teslim ettim de. 120 kişinin %10'u bir yerden bir yere gitse 12 kişi. 12 kişi 5'er dakika konuşmuş olsa 1 saat. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Herkes bir yerden bir yere gitse, dergahın hepsi de benden izin alsa. Bu mümkün değil. Allah bizi affetsin. Her gördüğümüz rüya ve halleri size ve yetkili abilerimize anlatmalı mıyız? Bu rüyaları kardeşlerimize anlatmakta sakınca var mıdır? Az önce muhabbeti oldu şimdi buna. Evet. Bunları yetkililere, görevlilere, vazifelilere anlatmadan bir başkasına anlatmak hoş değil. Çok böyle etrafı abartıraraktan anlatmak hoş değil. Rüya ve hal görmek üstünlük müdür? Yolumuzun delili midir? Üstünlük müdür derken ona ayrı bir şey söylemek lazım. Yolun delilidir ama. Ama bir de rüya ile alakalı hadis-i şerifi de unutmamakta fayda var. Salih kimseler ancak salih rüyalar görür. Salih kimseler ancak salih rüyalar görür. Hadis-i şerif. O zaman yani bunun böyle üstünlük müdür derken salihliğine bir delil olabilir. Yola delildir. Evet. Çünkü rüya ile alakalı peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür buyurmuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Aynı zamanda da ahir zamanda mübeşşirat kapısıdır. Peygamberlik kapısı kapanmıştır. Hadis-i şerif.
peygamberlik kapısı kapanmıştır. Nice olur ya Resulallah bu ümmetin hali. Ama mübeşşirat kapısı açıktır. Mübeşşirat kapısı nedir ya Resulallah? Ümmetimin salihlerinin görmüş olduğu salih rüyalar. O zaman bir yola delil midir bu? Evet. Sufiler bu manada rüyayı delil olarak kendilerince yolun delili, yolun sahihliği açısından delil görürler mi? Evet. Rüya bu noktada, keş noktasında ilim almada bir yol mudur? Evet. Ama bunların tevhile ihtiyacı var mıdır? Evet. Bunu inkar etmek mümkün müdür? Değildir. Yani biz rüya göremiyoruz. Tövbe et. Tasadduk et. Yalvar yakar, Allah gözyaşı dök. Dünya sevgisini gönlünden çıkar. Diline sahip çık. Ona buna hart hurt, ona bağırmak, çağırmak, ona küfür, ona yanlış kelimeler kullanma. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ya, 40 gün sabah namazını kılan bir kimsenin kalbine hikmet pınarları doğar. Sen eğer normalde sabah namazını düzgün bir şekilde kılar, diline sahip çıkar, ahlakına sahip çıkar, farzları yerine getirir, nafilelerle Allah'a yaklaşmaya çalışırsan, Cenab-ı Hak senin gönlünden hikmet pınarlarını fışkırtır. Allah senin rüyanı da bu noktada mana alemini açar. Bildikleriyle amel edenlere bilmediklerini öğretiriz. Ayet-i Kerime sana bilmediğini öğretir Cenab-ı Hak. Sana bilmediğini öğretir. Öğrenmenin yolları var. Nasıl peygamberliği 46 cüzdünden bir cüz dedi ve peygamberlik mesleğini ilk 6 ay rüya ile öğrendi. Rüya ile terbiye edildi. Rüya ile ona bütün her şey bildirildi. Sen onun ümmetisin. O zaman sen de kendine çeki düzen verirsen bilmediğini rüyanda görürsün. Bilmediklerini rüyanda sana ilim olarak gelir. Veya halinde senin kalbine ilim olarak gelir. Mana olarak senin kalbine ilim olarak gelir. Ya senin yapman gereken ne? Senin yapman gereken haramlardan uzak durup nafilelerle Allah'a yaklaşıp bu noktada Allah'ı sevmen. O yüzden normalde rüya ve hal görmek üstünlük müdür? Alçaklık değildir. Ya ben şimdi takvaca üstün olan Allah katında üstündür demiş. Ben o yüzden dilim güdük çıkıyor. Yoksa bir farklılığı var mıdır onun? Evet, öyle söyleyelim. Üstünlük demeyelim. Farklılık daha hoş oldu kelime olarak. Ha Halit Hoca, uydu mu farklılık? Farklılık uymadı mı? İyi hadi, uymuş. Onun bir özelliği oldu, onun bir farklılığı oldu. Bakın onun bir özelliği oldu, bir farklılığı oldu. Takvacı üstün olan Allah katında üstün. Biz üstünlük peşinde değiliz. Ama o kimse iyi amellerle kendini süslerse Allah'ın vaadi haktır. Cenab-ı Hak onu bu noktada müjdesiyle müjdelendirir. Rüya veya hal görenler görmeyenlerden üstün müdür? Görmeyenlerin durumu, yeri bu yolculukta nerededir, ne yapmalıyız? Vallahi illaki herkes görecek diye bir kaide yok. Yapılacak olanlar da sohbette anlatmış olduk. Doktorların ilaç olarak verdiği alkol içeren kremler var. Bunları sürmekte bir beis, sakınca var mı? Normalde yediğiniz elmada da alkol var. Yediğiniz portakalda da alkol var. Yani yediğiniz elmadaki, portakaldaki, ne bileyim işte limondaki, üzümdeki alkol ile mevcut damıtılaraktan veya mayalanaraktan elde edilen alkolün arasında fark var. Buradaki bu kremlerin içerisindeki alkol hangi alkolden onu bilmem mümkün değil. Doktor onu bilecek. Babacığım normal bahsettiğiniz sarhoş eden alkol değil tabii. O sarhoş eden alkol değil yani. Doktorun tespitiyle, doktorun bu noktadaki delaletiyle
o kremlerde kullanılan alkol söz konusu olan sarhoş edici o damıtılaraktan elde edilmiş alkol değilmiş. O yüzden de kullanılabilir. İmanın şartlarından olan hayır ve şerin Allah'tan geldiğine inandık. Bu başımıza tuğla düşmesi Allah'tan, arabayla kaza yapmamız Allah'tan, hastalanmamız Allah'tan, kanser olmak Allah'tan ya da sağlığımızın yerinde olması Allah'tan, işlerimizin yolunda gitmesi Allah'tan diye mi düşüneceğiz? Bunu biraz açıklar mısınız? Normalde hayır ve şerri yaratan Allah'tır. Burada hayır ve şerri, biz hayır ve şer Allah'tandır derken hayır ve şerri yaratan Allah'tır. Bunu şuna benzeyin. Bir yerde ateş yanıyor. Bildiğiniz kaynar kazan var orada. Bir yerde de mis kokusu ne o? Gül kazanı var. İkisini de o kazanı kuran Allah. Her iki kazanı da kaynatan Allah. Sen ister ateş kazanına git, ister gül kazanına git. Hayır şerri Allah'tan dediğim bunu anlıyorum. Yoksa bir kimse arabayla kaza yaptı. Kardeş sen normalde şoförlüğün kendisine getirmiş olduğu ölçüleri yerine getirirsen Allah'ın izniyle kaza yapmazsın. Gelir sana birisi vurur mu? Gelir birisi sana vurur. O zaman dersin ki kendi kendisine bu adamın bir hatası var. Ondan zarar tazmin edersin. İslam hukuk ondan zarar tazmin ettiriyor. Eğer dersek ki biz ya bu Allah'tan ondan sonra bu adamın suçu yok o zaman. Bu adamın kusuru yok o zaman. Neden ceza veriyor İslam ona madem Allah'tan? Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Bir kimse ister şer kazanına gider, ister hayır kazanına gider. Ben böyle algılıyorum bunu. Ben biraz cüz-i iradeciyim ya, cüz-i iradem de önde koşar ya benim. Ben cüz-i iradeciyim biraz. Cüz-i iradeyi de önemserim ben. Cüz-i iradeyi de önemsediğimden dolayı derim ki ya, adam geldi bana vurduysa, ben ona derim ki arabanın bakımını yaptırmadın mı, frenine baktırmadın mı, şoför ehliyetin düzgün değil. Veya yolda bir sıkıntı var, orada bir sıkıntı var, bir şey de var. Onun bir sebebi var. Bu sebepten dolayı İslam hukuku sebebine bakaraktan ona ceza veriyor. Kazayla yapsa dahi. O hukukun inceliklerini okusanız yani bir kimsenin ya ben kaza yaptım Allah'tan böyle bir şey yok. İslam hukuku onun cezasını kesiyor. Kaza ile adam öldürme, kaza ile bir kimsenin azasına zarar verme, kaza ile birisine bir sıkıntı yapma, kaza ile birinin malına zarar verme. Bunların hepsinde tazmini var. Ya bu Allah'tan geldi ya bu hiçbir şey yapmayalım. Öyle bir şey yok. Onu yaratan Allah ama onu talep eden sensin veyahut da karşıdaki kimse onu talep etti. Ben böyle anlıyorum, böyle algılıyorum ve kendimi de ona göre yaşamaya gayret ettiriyorum. Kişi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görse ve Peygamber Efendimiz o kişiye bu meclisi kastederek o kapıyı terk etme, etmezsen düzelirsin dese kişi bu rüya üzerine yapması gereken ne olmalı? Böyle buraya gelenleri okuyorum. Genelde ne sorusunun arkasını bilmediğimden de okudum. Bu noktada rüya tevil etmiyorum buradan kağıtta. Buradan okuyaraktan. Çünkü bütün herkes bu sefer rüyasını getiriyor buraya yazıyor koyuyor. Hepsini de tevil etmem gerekiyor. Allah'ım inşallah hayır versin. Amin. Fâlemennâhu lâ ilâhe illallah
Muhammeden Resulullah, cemiyel enbiyayı vel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha mazhar. Estos.